Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki bir hadiste kıyamet günü insanlar susayacaklar. Allah bana kıyamet günü bir havuz verecek. Bunun adı Kevser'dir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve benim ümmetim o havzın başına geldiklerinde, o Kevser'den içtiklerinde bir daha cennete girene kadar susamayacaklar ve acıkmayacaklar. Kıyamet koptuğunda ben havzımın başında sizi bekleyeceğim. Hatta ashab-ı kiram soruyorlar nasıl tanıyacaksın o kadar izdamın içerisinde bizi. Peygamberimiz buyuruyor ki elinizdeki ve yüzünüzdeki abdest nurundan tanıyacağım. Efendimiz böyle buyuruyor abdest nurundan tanıyacak. Fakat buyuruyor ki Peygamberimiz o izdiham içerisinde mahşer ortamında insanlar çok susayacakmış ve o içleri yanmış insanlar havza doğru koşturacaklarmış su içmek için. Melekler onları engelleyecekmiş. Efendimiz buyuracakmış ki L engellemeyin, uzaklaştırmayın o benim ümmetimden diyecekmiş. Melekler de şunu söyleyeceklermiş. Ya Resulallah sen onun senden sonra ne yaptığını bilmiyorsun. O Kur'an'ı terk etti ve senin istikametinden kaydı caydı sünnetini terk etti. Kevser suresiyle Mevla bize ne söyler? Kim ki ahirette ben onunla birlikte aynı mekanda aynı zamanda aynı nimetlerin içerisinde olmak istiyorum diye bir hayal kuruyor ise bunun bir yolu vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini uymak Kur'an'a ittiba etmek Kur'an'a bağlanmak Bugün Kevser Suresi'nde Mevla bize ne söyler, bunun üzerinde birlikte düşüneceğiz, birlikte konuşacağız. Tabii daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Mekkeli müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakış açılarını, Efendimiz'in ben Allah'ın elçisiyim deyip onları uyardığında putlara tapmaktan onları nehyedip tevhide davet ettiğinde, onların Peygamberimizle nasıl hasımlaştıklarını, Peygamberimizi tahkir ve tezif etmek için nasıl bir çabanın içerisine girdiklerini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını aşağılamak için hiçbir vesileyi kaçırmadıklarını açık bir şekilde önceki programlarımızda ifade etmiştik. Aslında bu surede, bu surenin inişi de Peygamber Efendimizle müşrikler arasındaki bu ilişkinin bir sonucu o, o ilişkiyle ilgili olarak yani müşriklerin Peygamber Efendimizle ilgili o olumsuz propagandalarına bir cevap niteliği taşıyor. Peygamber Efendimizin erkek çocukları uzun süre yaşamadı. Müşrikler erkek çocuklara önem verdikleri için kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri için onlardan birisine senin bir kız çocuğun olmuş dendiğinde doğum yapmakta olan hanımından böyle bir haber geldiğinde Kur'an'ın ifadesiyle yüzleri simsiyah kesildiği için Peygamber Efendimizin pek çok hikmetten dolayı belki erkek çocuğu olmadığı için, olanlar uzun yaşamadığı için Peygamber Efendimize ebter dediler. Soyu kesik dediler. Ve Allah Celle Velal Hazretleri Peygamber Efendimizin gönlüne teselli vermek için Müşriklerin bu ithamlarından onu teskiye etmek için ona bu sureyi indirdi. Peygamber Efendimizin kalp asayişine Allah Celle ve Alâ Hazretleri önem veriyor. Onun için Kur'an'a baktığımızda pek çok sure, pek çok ayet Peygamber Efendimizin gönlündeki hüznü izale etmek için, Efendimizin kalbine teselli vermek için iniyor. İşte bu surede bu bağlamda inen Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği ayetleri hatırlatan bir sure. Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'tayna kel kevser. Biz sana kevseri verdik. Kevserin bir geniş bir de dar anlamı var. Yani müşrikler Peygamber Efendimizin erkek çocukları uzun süre yaşamıyor diye Peygamberimizi bir mahrumiyet içerisinde imaje etmeye çalışırken Allah buyuruyor ki biz sana kevseri verdik. Kevserin bir geniş anlamı var. Geniş anlamıyla Kevser, Allah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize onun nübüvvet davasını desteklemek üzere lütfettiği bütün nimetlerin tamamını ifade ediyor. Allah peygamberimize ne verdi? O Kevser'in içerisinde bunu düşündüğümüzde. Çünkü Kevser kelimesi kesretten geliyor ve çokluğu ifade ediyor. Biz sana o kadar çok nimet verdik ki. Geniş anlamıyla Kevser peygamber efendimize verilen bu nimetleri ifade ediyor. Allah peygamberimize son ilahi kelamı verdi, Kur'an'ı verdi. İnsanlar için bir hakikat rehberi, bir şifa olan Kur'an'ı verdi. Sonra Allah Peygamberimize fidake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun diyen bir nesil lütfetti. Ashab-ı kiramı lütfetti. Sonra Peygamber Efendimiz'e peygamberlerin sonuncusu olma nimetini bahşetti. Peygamber Efendimiz hatemun nebiyyindir nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin en eftalidir. Seyyidul Murselin'dir. Allah peygamber efendimize İsra ve Miracı verdi. Hiçbir peygambere lütfetmediği çok özel, çok müstesna nimetler lütfetti. Allah peygamber efendimize şefaati uzmayı, makamı Mahmud'u lütfetti. Bir ayette buyuruyor ki ve minel leyli bihi nafileten lek gecenin bir kısmında nafile olarak kalk ve teheccüd namazı kıl. Ase en yebaseka rabbuke Makam-ı Mahmud'e umulur ki Rabbin seni makam-ı Mahmud'e ulaştırır. Bu makam-ı Mahmud nedir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz onun bana verilecek olan şefaat yetkisi olmasını ümit ediyorum. Efendimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla bu Kevser ifadesi müşrikler Peygamber Efendimiz'e erkek çocukları yaşamıyor diye itham edip üzmeye çalıştıklarında Allah Peygamberimiz'i teselli için diyor ki biz sana Kevser'i verdik şu nimetleri bir hatırla. Allah'ın sana lütfettiği nimetleri hatırla. İnşirah suresinde Allah buyuruyor ki Elem neşrah leke sadrak Biz senin göğsünü açmadık mı? Ve vada'ne anke vizrakellezi ankada zahrak Senin sırtına, omuzlarına yük olan yükten, omuzlarına binmiş yükten seni kurtarmadık mı? Ve sonrasında ve leke zikrak Senin şanını yüceltmedik mi? Gerçekten Efendimizin vefatından itibaren gerek namaz ibadetinde Peygamber Efendimiz'in tahiyyatla birlikte müminler tarafından anılması, gerekse o günden itibaren ezanın teşri tarihinden itibaren Allah'ın kendi ismi şerifiyle birlikte Peygamber Efendimiz'in adını alemlere ilan etmesi, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e lütfettiği Kevser'in içerisinde olan nimetlerdir. Bir de Kevser'in dar bir anlamı vardır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki bir hadiste, Kıyamet günü insanlar susayacaklar. Kıyamet ortamının yapısından, şartlarından dolayı Allah bana kıyamet günü bir havuz verecek. Bunun adı Kevser'dir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve benim ümmetim o havzın başına geldiklerinde, o Kevser'den içtiklerinde bir daha cennete girene kadar susamayacaklar ve acıkmayacaklar ve sonraki rivayetlerden biz hatırlıyoruz biliyoruz ki cennette de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize verilmiş yine böyle bir Kevser havuzunun veya Kevser nehrinin olduğunu peygamber efendimiz ifade ediyor. Dolayısıyla biz sana Kevser'i verdik ifadesinden bugün Mevla bize ne söyler? Bizim ne anlamamız lazım? Bir geniş anlamıyla Allah'ın peygamberimize lütfettiği bütün nimetleri, dar anlamıyla da hepimizin aslında gönlümüzde bir özlem olarak beslediğimiz yarın mahşer günü ve cennette Peygamber Efendimizin o havzından doya doya nuş etmek istediğimiz işte o suyun, o havzın, o kevser, o nehrin adıdır. Peki bunun için bir şey yapmak lazım. Nimetin karşılığında Peygamber Efendimiz efele ekunu abden şekura buyuruyor. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Bu nimetin bir karşılığı var. Allah Celle ve Ali Hazretleri buyuruyor ki onun için Allah sana kevseri verdiği için fesalli li rabbike Rabbin için namaz kıl venhar ve kurban kes. Peygamber Efendimiz'e Allah Celle ve Ali Hazretleri bütün bu nimetlerin şükrünü ifa etmesi için namaz kılmayı emrediyor. Peygamberimiz üzüldüğünde namaz kılıyor, korktuğunda namaz kılıyor, sevindiğinde namaz kılıyor. Hatta İmam Gazali Hazretleri'nin aktardığına naklettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce iki kelamdan birisini etti. ikisini söyleyerek vefat etti. Ümmetine bunu tavsiye etti. Bir ila refikil ale, refik alaya dedi. Bir de en yüce dosta yani vefat ettiğinde gittiği yeri, gideceği, kimin yanına gideceğini, huzuru Rabbil alemine gideceğini ifade etti Peygamber Efendimiz. Bir de Efendimiz aman namaz dedi asabına. Namaz, namazı zayi etmeyin, namaza dikkat edin. Onun için Kevser'in karşılığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Rabb'in için namaz kıl diyor Allah. Ve Rabbin için kurban kes. Namaz aslında Allah'la aramızdaki hukuka dikkat etmemizi ifade eden, o hukukun inceliğini, hürmetini korumamız gerektiğini ifade eden çok önemli bir kavram. Kurban kes ifadesi de kulla kullar arasındaki o infak ilişkisini o özveri ilişkisini ifade eden bir kavram. Yani namazla birlikte Rabbinin hukukunu yerine getirirken kurbanla birlikte de insanlara infakta bulun, insanlara lütfet, insanlara ihsanda bulun, inamda bulun, insanlara ver bunu ifade ediyor. Ve sonrasında da surenin son ayetinde de inne şani eke huvel ebtar. sana soyu kesik diyen kim ise evet Mekke döneminde müşrikler Asbin Vail demiş. Ebu Leheb demiş. Ebu Cehil Cehil demiş. Kim ise o dönemdeki müşrik karakteri ama önemli değil. Kim ise bunu söyleyen efendimizin döneminden kıyamete kadar asıl sana soyu kesik diyenin soyu kesilecektir. Allah onların soyunu kurutacaktır. Ve bu bugün efendimizin döneminde belki surenin inmesine sebep olan müşriklerden birisi olan Asbin Vail özelinde ama bugün kıyamete kadar Peygamber Efendimizin şahsı manevisiyle dalaşan, onunla didişen, ona sataşan ne kadar müşrik var ise bunların hepsini içerisine alan bir kavramdır. Yani Peygamber Efendimiz'e soyu kesik diyenlerin soyları kurumuştur. Nerede bugün Ebu Cehiller? Nerede bugün Ebu Lehebler? Nerede bugün onların soyları, onların takipçileri? Ama Arif Nihat Asya merhumun ifade ettiği gibi her ne kadar diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü deseler de Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Bugün Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberlik şahsiyetini alaşağı etmek için çizdiği karikatürler de aslında Efendimizin hürmetine bir dalaşmadır, ona bir sataşmadır. Göreceğiz, tarih bunu gösterecek. Onlar da tarihin karanlık sayfaları içerisinde Allah tarafından mahvü perişan edilecek ve unutulup gidecekler. Bu Allah'ın bir vadidir. Allah kitabı kadimini koruduğu gibi, Kur'an'ı koruduğu gibi Peygamber Efendimizin hatırasını da koruyacaktır. Ezan bunun şahididir. Namazda yaptığımız tahiyyat bunun şahididir. Bugün bir kitle halinde insanların, müminlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duydukları muhabbet bunun şahididir. Peki Kevser bize ne söyler? Bu kadar nimetin kendisine lütfedildiği bir peygamber, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ümmet olmanın bir mesuliyeti vardır, bir sorumluluğu vardır. Madem ki bu kadar büyük nimetleri lütfettim ben sana. Namaz kıl, kurban kes, istikamet üzere ol diyor Peygamber Efendimize. O halde bizim Peygamber Efendimize ümmet olmamız nimetinin de bu çok büyük bir nimet, çok büyük bir devlet. Bunu ifa etmemiz için de aynı cümleler bize söylenmiş. Namazı asla bırakmamak, kurbanı kesmek, fedakarlığı bırakmamak sevdiklerimizden infak edene kadar iyiliğe ulaşamayacağımızın farkında olmak. Bir de beni çok etkiler. Peygamberimiz bir defasında şöyle buyurdu. Benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Böyle buyurdu Peygamberimiz. Ravdatun mirriyadil cenne. Cennet ravzalarından bir ravzadır. Onun için ravzayı mutahara deriz. Yani ravzayı mutahhara demek tertemiz olan cennet demek. Şimdi Efendimizin mescidine gittiğimiz zaman o yer belirlidir, çevrilmiştir, oraya özel olarak girilebilir, girilir, izdihamlı bir yerdir. Orada namaz kılmak cennet bahçelerinden bir bahçede namaz kılmaya eştir, bedeldir. O hadisin devamında da peygamberimiz buyuruyor ki benim minberim de havzımın üzerindedir. Bu ifadesi peygamberimizin bana şunu hatırlatır. Ne demek benim minberim havzımın üzerindedir? Benim havza ulaşmak gibi bir maksadım var. Yani Peygamber Efendimiz e, o havızdan içenlerin kıyamet günü susamayacaklarını, cennete girene kadar acıkmayacaklarını ifade ediyor. Benim o havızdan içmek gibi bir amacım var. Peki bunu nasıl yapacağım? Peygamber Efendimizin havzının üzerinde bulunan minberin simgelediği o hakikate ermem lazım. Peygamberimizin havzın üzerindeki minberi Peygamberimizin sünnetini simgeliyor onun sünneti üzere olmadan, Kur'an'a uymadan, sünnete ittiba etmeden bir Müslümanın, bir müminin yolunun havza düşmesinin, havzu kevsere ulaşmasının, Hazreti Peygamber'in ilgisine, alakasına, şefaatine mazhar olmasının imkanı söz konusu değil. Nereden mi biliyoruz? Peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet koptuğunda ben havzımın başında sizi bekleyeceğim. Hatta ashab-ı kiram soruyorlar nasıl tanıyacaksın o kadar izdamın içerisinde bizi. Peygamberimiz buyuruyor ki simsiyah atların bulunduğu bir ortam düşünün. Alınları ve ayakları beyaz atlar olsa o simsiyah atların içerisinde sahipleri o atları tanımaz mı? Tanır. İşte ben de sizi elinizdeki ve yüzünüzdeki abdest nurundan tanıyacağım. Efendimiz böyle buyuruyor. Abdest nurundan tanıyacak. Fessalli Rabbike, Rabbin için namaz kıl oradan tanıyacak. Fakat buyuruyor ki peygamberimiz o izdiham içerisinde mahşer ortamında insanlar çok susayacakmış. Biz bunu peygamberimizin verdiği haberlerden anlıyoruz biliyoruz. Ve o içleri yanmış insanlar havza doğru koşturacaklarmış su içmek için. Melekler onları engelleyecekmiş. Efendimiz buyuracakmış ki la temnauhu fe innehu min ummeti. Engellemeyin, uzaklaştırmayın. O benim ümmetimden diyecekmiş. Melekler de şunu söyleyeceklermiş. Ya Resulallah, sen onun senden sonra ne yaptığını bilmiyorsun. O Kur'an'ı terk etti ve tehezel Kur'an'a mehcura, Kur'an'dan hicret etti. Senin istikametinden kaydı, caydı, sünnetini terk etti. O halde her kim ki şu çağda, yani Kevser suresi bize ne söyler? Kevser ile Mevla bize ne söyler? Kim ki şu dünyada, şu çağda ben Allah Resulüne ümmetim diyor ise, kim ki ahirette ben onunla birlikte aynı mekanda, aynı zamanda, aynı nimetlerin içerisinde olmak istiyorum diye bir hayal kuruyor ise bunun bir yolu vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini uymak, Kur'an'a ittiba etmek, Kur'an'a bağlanmak. Onun için şununla noktayı koymuş olayım. Peygamberimiz veda haccında buyurdu ki size iki şey bırakıyorum cadde kübra gibi bembeyaz, aydınlık bir yol, eğrisi olmayan, defosu olmayan batılı olmayan bir yol. Size Kur'an'ı ve sünneti bırakıyorum. Onlara sımsıkı uyduğunuz müddetçe şaşmayacaksınız. Şeytan sizi saptıramayacak. Hatta efendimiz buyuruyor ki elleriniz kifayet etmezse azı dişlerinizle sımsıkı sarılın Kur'an'a ve benim sünnetime. Onun için Kevser peygamberimize verilen bütün nimetler en geniş anlamıyla, dar anlamıyla da efendimize mahşer yerinde ve cennette lütfedilen havuzun adıdır. Allah bizi önce onun sünnetine uymak, sonra da peygamberimize lütfedilen bu nimetten istifade etmek şerefine nail eylesin. Sünnet. Sünnet peygamberimizin minberi madem ki havuz minberin altındadır. Efendimizin sünneti Kur'an'ın hayata uzattığı koldur. Efendimizin sünneti bizi havza cennete ulaştıran yoldur.